Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Fight hile videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight hile videosu sizlere güncel 2.28 yamasını nasıl kurabileceğinizi, neler yapmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde en güzel şekilde anlatmaya çalışıyor olacağım. Daha fazla Shadow Fight hile videoların gelmesini istiyorsanız ve sesimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir benim Rabbim kanımıza da abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Öncelikle videoya girmeden önce özellikle aramızda yeni kazanan ve ilk defa izleyecek olan arkadaşlar için küçük bir duyurum, küçük bir ricam var. Sevgili arkadaşlar, ben bir yılı aşkın bir zamandır bu tarz hile videoları çekiyorum. Kanalda şu anda 70'ten fazla hile videosu mevcut. Eğer ki diğer hilelere de bakmak isterseniz katta kısmı şuraya bırakacağım, haberiniz olsun. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlemeniz. Hem hileyi anlayabilmek, tek seferle başarılı bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde kurabilmek ve sıkıntı yaşamamak için videoyu sonuna kadar izlemeniz benim için fazlasıyla önemli. Dediğim gibi hem hileyi kuracaksınız bu sayede, hem de bana ciddi anlamda destek olmuş olacaksınız ve bu sayede başka Shadow Fight hilesi isteyen insanlara da ulaşacak, daha rahat ulaşacak ve bu sayede kanalı daha hızlı büyütebilecek ve sizin de istediklerinizi daha rahat ve daha sık bir şekilde yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Bu arada dediğim gibi 2.28 güncel bu. Yeni etkinlik falan da geldi zaten, gördüğünüz gibi. Bu arada bu hile oyunun en başı olan versiyonu. Yarınki hile videosunda, evet yarın bir tane daha gelecek. Yarınki hile videosunda bu sefer oyunun bitmiş versiyonu gelecek. Haberiniz olsun diyerekten neler yapmanız gerektiğini yavaştan anlatmaya başlayayım. Öncelikle sevgili arkadaşlar, her zamanki gibi orijinal Shadow Fight Key'i silmeniz gerekiyor. Ardından hile için indirmeniz gereken linklerin hepsini zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Hepsini indirdiğinizi farz ediyorum. Hepsini indirdiğinizden emin olun arkadaşlar. Ardından Zarchiver'a giriyoruz. İnternet bağlantısını kapa tutun, bu arada onun bilgisini vereyim. Sonrasında girdikten sonra Zarchiver'a download diyoruz. En aşağıya kaydırdıktan sonra, eğer ki ilk defa ile indiriyorsanız, anlamaysa o Shadow Fight 2 zip dosyası var. Buraya çıkar dedikten sonra onayı verecek. Ardından çıkarma yaptığınızda 2.28 APK çıkacak burada. Buna yükle diyoruz. Ardından yüklemeyi gerçekleşiyor. Eğer ki orijinal Shadow Fight Key'i silerseniz, sonrasında ben de gördüğünüz gibi güvenlik tanıması gerçekleşiyor. Ve gördüğünüz gibi güvenlik testlerini geçti. En ufak bir sıkıntı, en ufak bir problem yok. Ardından internet bağlantısı olmayacak şekilde oyuna girmeniz gerekiyor. Çünkü eğer ki internet bağlantısı açık iken oyuna girerseniz, oyunun eski sürümüne sahipsin, oyunu güncel diyecek. Eğer böyle bir hata alırsanız oyunu silip baştan yükleyin. Sonrasında da oyunu yükledikten sonra internetsiz oyuna girin arkadaşlar. Sonrasında oyuna girdikten sonra direkt olarak oyundan çıkın. Yapmanız gereken bir şey yok çünkü burada. Ardından eğer ki Zarchiver'da asos.28 zip dosyası varsa, bende Google Drive'da gözüküyor bu arada. Bakın, asos 2280 zip dosyası var. Eğer ki Zarchiver burada gözüküyorsa sıkıntı yok. Tıklıyorsunuz. Daha doğrusu basılı tutup kopyala diyorsunuz. Ardından ben zaten devamını göstereceğim. Ama bende Google Drive'da gözüküyor. Siz de bakın Google Drive'da mı gözüküyor diye. Tıkladıktan sonra eğer ki internet bağlantısı yok derse, interneti açıp ardından tekrardan yüklemeye basın. Sonrasında burada zaten seçenekler çıkacak. Zarchiver'ı seçiyorsunuz. Ardından internet bağlantısı kapatırsınız. Peki buraya girdiğinizde bazen dosya gözükmeyebiliyor. Klasör boşlayabiliyor. Eğer ki bu hatayı alırsanız da internet bağlantısını açıp bir kez daha indirin. Tekrardan girin. Bu sefer bu şekilde gözükecektir. Sonrasında basılı tutuyoruz usels.xml dosyasına. Kopyala diyoruz. Kopyala dedikten sonra yukarıya tıklayıp sıfıra bastıktan sonra cihaz hafızası deyin. Uygulamanın ana ekranına gelmiş olacaksınız bu şekilde. Android'e basın. Data'ya basın. Ardından da alfabetik sırayla com.net/shadowfight'ı bulmanız gerekiyor. Shadowfight 2 diye yazıyor zaten. Tıkladıktan sonra aşağıya files'a, sonrasında user data'ya, ardından da az önceki kopyadığımız dosyayı sağ aşağıdaki turuncu zarf butonunu kullanarak yapıştırmasını gerçekleştiriyoruz. Ardından buradaki önemli işimizi halletmiş oluyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, seviye kaynak ayarı tarzı şeyler yapmak istiyorsanız QGet uygulaması ihtiyacınız var. Usels.xml'ye tıkladığınızda, ardından aç dediğinizde zaten direkt olarak size QGet uygulamasını atıyor arkadaşlar. Ardından bakın avatar mesela Arcos diyor. Ben genellikle Tenebis ya da Hoaxen yapıyorum. Bu sefer de Hoaxen yapmak istiyorum. Değişiklik olsun. Seviyorum Hoaxen'i de. Neyse, money zaten para. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bonus mücevher. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben örnek olsun diye böyle ayarlıyorum. Seviyede, hadi seviyede değişiklik olsun. 31 olsun mesela. Çünkü neden olmasın yani. Neyse. Ardından bir de oyun içerisinde sınırsız enerji yoktu.
Sınırsız enerjiyi nasıl yapacağınızı göstereceğim sizlere şimdi. Bakın numara 17'ye geliyorsunuz. Numara 17'ye geldikten sonra bası tutup oradaki herhangi bir yeri seç deyin. Ardından da komple satırı böyle alın arkadaşlar. Böyle satırı komple aldıktan sonra kopyala deyin. Sonrasında Enter'a basarak ekstra bir parantez açın. Sonrasında da yapıştırdıktan sonra dikkatli bir şekilde No Magic kısmını silip, bakın No Magic kısmı sadece, bazıdan bir şey silerseniz çalışmaz. Ardından sınırsız enerjinin İngilizcesi olan Unlimited Ultra Energy şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu oyunun en başı olan versiyonu olduğu için tılsım kaynağı ayarı yapamıyorsunuz. Çünkü tılsımlama olayı yok. Onu da bilgisini vereyim. Neyse. Ardından yukarıdaki işimiz bittikten sonra kalemin sonundaki yukarıda klasöre basıp ardından kaydet diyoruz. Sonrasında da buradan çıkışımızı gerçekleştirip Shadowfight 2'ye tekrardan giriyoruz. Oyunun kapalı olduğundan emin olun tabii arkadaşlar. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Genellikle uygulamayı kapatıp öyle biz işlemleri yapıyoruz. Sonrasında eğer ki benim gibi direkt olarak oyunun eski sürümüne sahipse güncelledikten sonra Google Play Store atarsa bu güzel bir şey arkadaşlar. Bu kötü bir şey değil. Yanlış bir şey yapmadınız yani. İnternet bağlantısını açıyoruz. Eğer böyle olursa dediğim gibi göstereceğim şimdi sizlere. Sonrasında güncelleme yapıyorsunuz. Oyunun güncellenmesini bekliyorsunuz doğal olarak. Oyun güncellenirken güncellendikten sonra fark etmez. Biraz önce Usersoft'ta XML'ye gelmiştik. Buraya gelmiştik. Error yazısı çıkarsa ikisi aynı şey zaten anlatacağım şimdi. Ama eğer Google Play Store'a atmak yerine error yazısı çıkarsa oyundan çıkıyorsunuz. İnternet kapalı olacak. Sonrasında buraya tekrardan geliyorsunuz. Geldikten sonra da Usersoft'ta XML hash'ı basılı tutup siliyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra en aşağıdaki backup XML hash dosyasını basılı tutup backup ultra kısmını siliyorsunuz. Ardından internet balansı olmayacak şekilde oyuna giriyorsunuz. Ardından oyun sizden indirme yapmanızı isteyecek. Şu an bende olduğu gibi indirmeyi yapıyorsunuz. İnternet balansını açıp indirmeyi yaptıktan sonra bir de güncelleme yapıp oyuna giriyorsunuz internet balansıyla. Ama eğer siz direkt Google Play Store'a atarsa yapmanız gereken tek şey sadece buradan az önceki gösterdiğim olayı ayarlamak. Olayı ayarladıktan sonra güncelleme tamamlandıktan sonra ya da olurken fark etmez. Yaptığınız anda hile çalışır. Sonrasında oyuna girdiğinizde de son olarak bir indirme yapmanızı isteyecek. Error yazısı çıkması yerine eğer ki burada güncelleme yaparsanız doğal olarak hani biraz önce demiştim ya error yazısı çıkarsa indirme yapıyorsunuz. Hile olduktan sonra ardından Google Play Store'a girip güncelleme yapıyorsunuz. Sonra tekrar indirme yapıyorsunuz diye. Ha işte Google Play Store'a direkt attığı zaman bu indirmeleri direkt olarak oyunu güncelledikten sonra yapıyorsunuz. Zaten şimdi güncelleme de tamamlanacak. Ben bir oyuna gireyim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girdik. Şuradan hemen Changel diyeceğim. Yani kaydettiğim oyunu şey yapmak istiyorum. Ayarladığım kaynakları vesaire kullanarak oyuna girmek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi an itibariyle hilemiz çalıştı arkadaşlar. Seviyeyi görüyorsunuz. Sınırsız enerjinin mücevherli altını görüyorsunuz zaten. Şimdi 312 MB'lık indirmenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Tamamlandıktan sonra ekipmanlar geldi mi? Videonun başında olduğu gibi mi? Ve fotoğrafı da doğru bir şekilde değiştirip mi? Hoaxen oldu mu diye kontrol edeceğiz. Hilenin son halini o zaman sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar an itibariyle güncellememiz gerçekleşti. Gördüğünüz gibi Wolfbind de şu anda karşımızda. Şuradan hemen hızlı bir şekilde bir oyunu bir Türkçe'ye çevirelim. Oyunu bir Türkçe'ye çevirelim abi. Ardından da size setlere, ekipmanları falan göstereyim. Aynı videonun başında olduğu gibi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar videonun başında olduğu gibi ekipmanların hepsi duruyor. Oyuna son gelen Chrono seti falan da duruyor zaten. Timeship seti. Biliyorsunuzdur zaten. O set de duruyor. Aynı şekilde videonun başında gösterdiğim ekipmanlar aynen var. Büyü ateşi silah falan zaten var. Ve oyunun en başı olan versiyonu demiştim. Zaten oyunun en başı versiyonu. Tamamdır. Arka plan falan da değiştiğine göre. Evet, Rüzgar Kurt biraz daha değişmiş bir şekilde karşımıza çıktı. Ve son olarak bir de isimle fotoğraf ayarı oldu mu diye bakacağız derken. Evet, olmuş arkadaşlar. Evet sevgili dostlar oyunun en başı olan versiyon 2.28 modu bu şekilde. Umarım siz de konuşamadım. Siz de tek seferde başarılı bir şekilde modu kurarsanız ve doya doya eğlene eğlene oynarsınız diyerekten. Sevgili arkadaşlar bu videoda benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki yine başarılı bir şekilde yaptıysanız teşekkür ve destek amaçlı bir beğeni bırakmayı,
Kanalımıza daha aboneyseniz de ve daha fazla bu tarz içeriklerimizden haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza web sitesinden de başka üyelerimizden ve içeriklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi yarın bir aksilik olmazsa bu sefer 2.28'in oyunun bitmiş versiyonu, sınırsız tılsım kaynaklı versiyonu gelecek. Ekstra özel setler falan da olacak. Onu da bir ikisini vereyim. Neyse, tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi oyunlar.